gerçekten farkındalığı çok yüksek bir hekim grubu mevcut burada. Bu insana gurur veriyor. Her bir yeni tanıştığınız hekimden çok farklı yeni pencerelere ulaşıyorsunuz. Bir beyin fırtınası yaşıyorsunuz aslında. O güne kadar aklınıza takılmamış şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Oradan başka bir noktaya ulaşıyorsunuz. Bütün katılımcı hekimlere çok teşekkür ediyorum. Onların içinde olmaktan müthiş bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ve bu modüllerin devamını heyecanla, merakla bekliyorum. Bir kar topu olarak başladı. Ama artık bu bir çığ haline gelecek. Bu engellenemez bir şey. Çünkü sonuna kadar bilime dayanıyor. Birçok bilgiyi sorgulamaya neden oldu ortaya çıkan şeyler. Biz anlatıyoruz. İşte internette bir takım bilgiler yayılıyor. Dolayısıyla da fonksiyonel tıp engellenemez bir biçimde yerini alacak. Kendi meslektaşlarım dahil olmak üzere direkt tanı eşittir tedavi şekliyle yaklaşılan bir zihniyet var. Ama o tanıya gelinceye kadar vücutta neler oldu, neler bitti, ne oldu da o tanı kondu, burayı çoğumuz düşünmüyoruz. Ben de dahil olmak üzere bu sistemi öğrenmeye başlayıncaya kadar düşünmüyorduk. Ama şu noktadan itibaren yaklaşımımız çok daha farklı olacak. Kafamın çalıştığını hissediyorum tekrardan. Yani kalıp bir hastalık ve ona sunulmuş makbul bir tedavi yok. Bunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Birinci modülde de, ikinci modülde de öğrendiğim bu. Fonksiyonel tıbba Mustafa'nın çok büyük bir katkısı var. Onun için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok büyük emekle aldığı eğitimi burada sentezleyerek bize sundu. Ve bu bir kapı aralayacak diye düşünüyorum. Ve bu toplantının da tarihi bir değeri olduğunu düşünüyorum. Tıbba ülkemizde de, dünyada da teknoloji ne kadar arttıysa, ne kadar çok para yatırdıysak toplum o kadar hasta haline geldi. Bunun artık altta yatan nedenlerine eğilmenin zamanı geldi. Aksi takdirde hem sağlık olarak hem ekonomik planda devletlere ve bireylere bugünkü tıp yaklaşımımız kronik hastalıklar önünde diz çöktürecek. Fonksiyonel tıp bu çıkmazdan bizi kurtarmak için öne sürülmüş olan değişik bir yaklaşım tarzı. Sonra kitabı okumaya başlar başlamaz adeta böyle beynimde bir deprem oldu. Doktor olmama rağmen sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşamla ilgili aslında hiçbir kültürüm olmadığını gördüm. Tıp fakültesine ve oradaki öğrendiklerimin ne kadar aslında, özellikle preklinikte öğrendiklerimizin ne kadar aslında gerekli olduğu ve unuttuğumuzu, klinikte şu andaki pratiğimize ne kadar önemli olduğunu farkına vardım. Yani fonksiyonel tıbbın aslında bir alternatif tıp olmadığı, özellikle vurgulamak istiyorum bunu. Bu yeterince iyi anlatılırsa belli bir yüzdeye, belli bir orana çıkabileceğini düşünüyorum. Bu kurslara katılımın bu kadar yüksek olması, hastalardan taleplerin giderek artması da zaten bunun bence en önemli kanıtı. İlk modül olmasına rağmen bence çok organize, son derece sıcak bir ortam var. Evimizde gibi hissediyoruz. Çok memnunum burada olduğum için. Bence gayet güzel, neşeli ve verimli geçiyor. Hepimiz farklı alanlardan geldik. Farklı bir bakış açısıyla bakmak için kendimizi zorluyoruz, eğitiyoruz. Bu biraz zorlayıcı ama çok heyecan verici. Oldukça yoğun ve yorucu bir 3 gün geçirdik. Mustafa Bey de aynı şekilde çok yoruldu eminim ama dolu dolu geçti. Tekrarlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık siz bu görüş açısıyla tanıştıktan sonra asla eskisi gibi bir hekim olamıyorsunuz. Fonksiyonel tıbbın çok büyük bir ihtiyacı ve olması gereken yere dokunduğuna inandığım için buradayım. Buraya geldiğimde bu kadar büyük bir kalabalıkla karşılaşmaktan çok mutlu oldum ve burada her uzmanlık alanından ve çok geniş bir yaş aralığında çok sayıda katılımcı var. Her katıldığım kursta da benim için pek çok şey değişiyor. Hastalara bakış açım değişiyor, işte tahlillere bakış açım değişiyor. Her konuda bir değişiklik fark ediyorum ve çok olumlu yönde benim için. Herkesin bakış açısını öğreniyorsunuz ve hepimizin ne kadar bilmediğini öğreniyoruz aslında. O çok güzel bir şey.
herkes birbirini desteklediğini düşünüyorum ve burada hani saatlerce kimse kıpırdamadan oturuyor ve ne kadar bilgiye aç olduğumuzu görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Fonksiyonel tıbba gelirken içimde büyük bir soru işaretleri vardı. Ancak şimdi geldim gördüm ki kesinlikle fonksiyonel tıp adı verilen ve şu anda küçücük bir kıvılcımla başlayıp tüm Türkiye'ye birkaç yıl içinde hızlı bir şekilde yayılacak olan bu oluşumun içinde olmaktan son derece mutluyum. Yani hiç uyumadan sabahtan akşama, isterseniz akşamdan sabaha devam etse dinleyebileceğiz. O kadar yoğun ve güzel. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel bilgi alışverişleri oldu. Çok iyi bir topluluk oluşturduğumuza inanıyorum. Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin çekirdeği çok kısa zamanda filizlenecek ve Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin logosundaki ağaç çok kısa zamanda sağlıklı, güçlü köklere sahip kalın, gövdeli, yeşil yapraklı ve meyveler veren bir ağaç olarak 10 yıllar içinde değil, birkaç yıl içinde karşımızda olacaktır.